Merhaba sevgili takipçilerim. Şimdi size merak ettiğiniz sünnet konusu hakkında açıklamalarda bulunacağım. En iyi sünnet nasıl yapılır dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki minik yavrularımız çok kıymetli ve onlar için en iyisini yapmak istiyoruz. Özellikle anne babaların aklını karıştıran bir soru var. Evde mi yapalım sünneti yoksa hastanede mi yapalım? Tabii ki ideal şartlarda hastanede genel anestezi altında sünnet yapılmasını hekim olarak önermekteyiz. Ama bazen çocuklarda ya da ailede mevcut olan hastane korkusu, endişesi ya da bir takım sosyal ritüellerin gerçekleştirilmesi amacıyla evde sünnet tercih edilmekte. Evde sünnetle hastane sünnet arasında çok bir fark yok aslında. Sadece uygulayan hekimin tercih ettiği teknik açısından bir fark var. Evde yapılan sünnetlerde giyotin yöntemi dediğimiz direkt penis ucundaki mukozal uzantıyı uçurarak kesmek şeklinde ve takiben dikişlerle penis derisini ve kalıntı mukozayı birleştirmek şeklinde bir yöntem tercih ediliyor. Hastane yapılan sünnette ise genelde hekimler tarafından cerrahi sirkümsizyon dediğimiz penis mukozasının usulüne uygun çizilerek takiben penis cildindeki sünnet hattının bistiriyle çizilerek çıkarılması ve bu iki kesilmiş mukoza hattının uygun sütürlerle yani dikişlerle uçuca birleştirilmesi şeklinde bir teknik kullanılıyor. Aslında en iyi sünnet diye bir kavram yok. Çocuğun ve ailenin hem sağlık hem de psikososyal faktörler açısından en uygun şartları sağlayabildiği sünnet türü tercih edilmeli. Evde ya da hastanede olduğunda da gereken sterilite koşullarına dikkat ederek çocuğun ve ailenin beklentisine uygun sünneti gerçekleştirmek mümkün.